sosyal nedenlerle ve bu meclisin gördüğü bir gereklilik üzerine yapılıyor. Bunlar zaten kanunların gerekçelerinde herkesin okuyacağı şekilde açık bir şekilde var. Peki 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanunumuz neler getiriyor? Diğer yapılandırma kanunları gibi 7143'te de amaç mükelleflerin borç yükünü azaltmak, ödenebilirliği sağlamak, idare ile mükellef arasındaki ihtilafların son bulmasına yardımcı olmak, mükelleflerin inceleme riskiyle karşılaşmalarını bir nebze de olsa azaltmak ki çok önemli korunmalar sağlayan bir kanun, yapılandırma kanunu da genelde öyle. 6636 sayılı kanununda benzer şekilde burada da yine bazı varlıkların milli ekonomik kazandırılması, varlık barışı diye adlandıracağımız bir hükümler var. Maalesef Türkiye'de çok sık karşılaştığımız işletme kayıtlarının gerçekle ilişkisinin kayıtlar üzerinde veya fiiliyatta koptuğu durumları ortadan kaldırmak. Bu da maalesef sizlerin de çok sık karşılaştığı gördüğü konudur. Kanuna genel bakış olarak baktığımızda 10 madde üzerinde yapılandırma kanunu şekilleniyor. Kapsam ve tanımlar önemli. Çünkü ne girecek, ne girmeyecek burada çok net bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kanun kesinleşmiş alacakları, ihtilaflı alacakları düzenliyor. İnceleme ve tahliye safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, sosyal güvenlik kurumu alacakları şeklinde yapılandırmayı şekillendiriyor. Bu kanunda 9. madde ortak hükümleri, 10. madde de çeşitli konuları düzenliyor ki önemli konular az önce Rıfat Usta'nın da belirttiği ödemeler üzerindeki indirimler 9. ve 10. maddede yer alıyor. Kanun sistematiğine baktığınızda alacaklı idareler ve alacak türleri önemli. Alacaklı idareler, tabii bunların başında Maliye Bakanlığı geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazdık. Son yapılanma da orada değişti. Ticaret Bakanlığı olarak okuyabiliriz artık. SGK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, YİKOP'ların taşıma kültürü farkında olan alacakları ve 10. maddede sayılan TÜRMOP, TESK, TOP gibi varlıklar birliğine olan borçlar bu yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırılacak. İdareler ve türler dedik. Bunlar önemli çünkü kanunun kapsamı bu şekilde şekilleniyor. Türleri de SGK alacakları, gümrük vergileri ve vergi ve cezalar olarak sınıflandırabiliriz. Kanun kapsamında işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, liste biraz uzun, prim alacakları ve gümrük vergilerine ilişkin alacaklar var. Tabii bunlarla sınırlı değil. İdari para cezaları, YİKOP'ların alacakları, belediyelere ödenmeyen su, katı, atık ücretleri, yol katılım bedelleri, ecrimisiller, yüksek öğrenim kredi borcu alacakları gibi alacaklar da kanun kapsamında yapılandırılıyor. Kapsama girmeyen bazı alacaklar da yine kanunda belirtiliyor. Adli para cezaları, kanunda sayılmayan idari para cezaları, şeker fiyat farkı gibi 7 başlık altında kanun kapsamına girmeyen alacaklar belirtiliyor. Burada adli para cezaları önemli. Girmediği yönünde dikkat etmek isterim. Peki, tabi biraz hızlı başladık. Bunun bir nedeni de sizlerin de aşina olduğu düzenlemeler olduğu için giriş kısmında biraz zaten bilinen bölümler olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Vergilerde dönem dediğimiz diğer yapılandırma kanunlarında olduğu gibi bu kanunda da 31 Mart 2018 mihenk tarihi diyebiliriz burada da. Bu dönemden önceki vergilendirme dönemleri, bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama giriyor. Bu tarihe kadar beyannameli mükelleflerin vermesi gereken beyannameler kapsama giriyor. Motor taşıtlar vergisinin ikinci taksiti için özel bir düzenleme yapıldı, girmiyor. Ancak bu tarih
şarttan önce yıllık harçlar ve MTV tahvil ettiyse bunlar kapsama giriyor. 31 Mart tarihinden sonra ödenecek MTV ve diğer emlak vergisi bu kapsama girmiyor. Cezalarda da dönemler önemli. Zaten kanun uygulamasında tarihler, dönemler 18 Mayıs öncesi, 31 Mayıs öncesi bunların hepsi çok önemli. Kapsama girip girmediğini belirlemek adına kanunu yazarken de okurken de şuna çok dikkat etmek lazım. Alacak 18 Mayıs itibariyle kanun yayınlandı. Alacağın durumu ne? O anlamda bu tarihler önemli. Cezalar içinde 31 Mart 2018 öncesi tespitlere dayanarak kesilmesi gereken usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları kapsamında. Bu tarihten önce verilen trafik para cezaları, karayolu kaçak geçiş ücretleri, askerlik seçim, rütük, nüfus para cezaları gibi cezalar kapsamında. Bir de 6.383 sayılı kanun kapsamında takip edilen alacaklar da duruma bakmamız gerekiyor. Diğer amme alacaklarında vade kavramı bu sefer karşımıza çıkıyor. Burada da 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş bulunan ve 6.383 sayılı kanun hükümlerine göre takip eden asli ve ferri amme alacakları kapsamında. Buraya kadar saydığımız, anlatmaya çalıştığımız kapsam özet bir tablo haline getirildiğinde karşımıza aslında matematik gibi basit bir şekilde gösteren şu tablo çıkıyor. Vergilerde denene ve beyanname veya de tarih son gününe bakacağız ve 31 Mart 2018 öncesi ise 2, 3 ve 4. maddeyi değerlendirerek hangisine girdiği kesinleştirilecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlükte de tespit tarihi 31 Mart 2018'den küçük olacak. İdari para cezalarında verilme tarihine, tebliğ tarihine bakacağız. Kapsamdaki diğer alacaklarda da vade tarihinin 18 Mayıs'tan önce olmasına bakacağız. Peki bu düzenleme ikinci maddesinde kesinleşmiş alacaklarla ne tip imkanlar sağlıyor? Onu da görmemiz adına vergi asıllarının tamamının ödenmesi, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanan tutarın ödenmesi karşılığında da mükellefler gecikme faizi, gecikme zammı, bunlara bağlı ceza ve zamlardan kurtulmuş oluyorlar. Aslında dün borcunu ödemeyen bir mükellefin paranın zaman değerine de baktığınızda bugün itibariyle ödediğinde peşin veya ilk iki taksit ödeme süresinde ödeme koşullarına da dikkate aldığınızda %90 ve %50 feyderlerini de yine dikkate aldığınızda çok önemli bir fırsat sunuyor bu kanun. Yani bu kanunun önceki yapılandırma kanunları var. Evet, mükellefler önceki yapılandırma kanunlarından faydalandı veya faydalanmadı. Ya işte bir yapılandırma kanunu daha çıkabilir. Bu bir beklentidir, risktir. Riski herkes alabilir. Ona tabii kimse bir şey diyemez. Ama getirdiği böylesi önemli ödeme imkanlarından faydalanmak tabii ki tercih bırakılmak da birlikte çok da önemli bir fırsat. Ki 31 Temmuz'un da son tarih olduğunu bugün itibariyle dikkate aldığımızda çok önemli. İdari para cezalarında da yine asılların tamamı feri alacak yerine yüfe tahsil edilerek kalan diğer feri alacak siliniyor. Usulsüzlük ve özel usul cezalarında %50'si ödeniyor. Az önceki matematiksel görseli aklınıza getirdiğinizde kesinleşmiş alacaklarla ne ödüyoruz ne ödemiyoruz da burada da görsel olarak anlatmak istiyoruz. Normalde vergisini tam olarak alıyoruz. Ödemesi gereken vergide herhangi bir indirim yok. Ama gecikme faizi yerine YÜF, gecikme zammı yerine YÜF, vergi ziyağı ve vergi ziyağı cezasına ait gecikme zammı alınmıyor. Yani mevcut alacak, tahsil edilecek alacak ve vazgeçilen alacak gibi üç tutuna baktığınız zaman ne kadar önemli bir imkan olduğunu bir de görsel olarak da görebiliyoruz.
Cezalar için de aynı şey geçerli. Usulsüzlük cezasının %50'si, özel usulün %50'si, idari para cezasına ait faizler bu kanun kapsamında siliniyor. Buraya kadar anlattığımız aslında kesinleşmiş alacaklardı. Şu an bunlar ikinci madde kapsamında yapılandırılan alacaklar için geçerli hükümlerdi. Üçüncü maddede de itiraflı vergi alacakları düzenleniyor. İtiraflı vergi alacakları alacağın bulunduğu hukuki durum dikkate alındığında hangi aşamadaysa o aşama dikkate alınarak yapılandırıldı. Yani dava aşamasına göre yapılandırıldı. Madde metnini okuduğunuzda görmüşsünüzdür. Eğer ihtilaf vergi mahkemesinde ve henüz karara bağlanmadıysa vergi aslının sadece %50'sini faiz bir gecikme zammı yerine de YÜF'e ödeyerek kalan %50 ve vergi aslına bağlı kesilen cezalar silinmiş oluyor. Burada davada henüz karara bağlanmadığı için baktığınızda %50 gibi bir paylaşım söz konusu. Peki bir karar verildi, tasdik kararı olabilir, terkin kararı olabilir, tadilen tasdik kararı olabilir. O durumda ne olacak? Mükellef itiraflı alacağını nasıl yapılandıracak? Bu noktada da verilmiş, üst yargı merciyle verilmiş en son karara bakacağız. Şu an yargıda da tabii vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay aşamaların hepsi dikkate alınarak hazırlandı burada. Vergi terkin edildiyse, terkin edilen kısmın %20'si gecikme faiz ve zam yerine YÜF alacağız. Tasdik veya tadilen tasdik durumunda da tasdik edilen kısımların tamamını, terkin edilen kısımları da yine %20'lik kısmını alarak ve YÜF tutarı ödenerek kalan asıllar ve asla bağlı kesilen cezalar ve fereler silinecek. Peki usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ne olacak demiştik. Burada az önce kesinleşmiş alacaklarda bu %50'ydi. Burada alacak vergi mahkemesi devam ediyorsa %25'i, karar verdiyse tasdik kararında %50, terkin kararında da %10'u ödenecek. Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise ilk derece mahkemesine devam edilen durumda %50 oranında ilk derece mahkemesi karar verdiyse de tasdik edilen cezanın tamamı, terk edilen kısmında %20'si ödenecek. Aslında buraya kadar anlatımlarda dikkat ederseniz kanun metninin birazcık daha basit ve sayısallaştırılmış hali. Aslında kanun metninin karşılığı mükelleflere imkan olarak bu kadar, işte burada mesela %50 kadar bir ödeme imkanı kolaylığı sağlıyor. İkinci madde kesinleşmiş alacaklar dedik. Üçüncü madde ihtilaflı alacaklar dedik. Dördüncü maddemiz de inceleme ve tarihat safhasındaki alacaklara ilişkin düzenlemeleri içeriyor. İnceleme ve tarihat safhasındaki alacaklarda işte vergi incelemeleriyle takdiri tarh ve tahakkuk işlemleri devam edecek. Bu zaten kanunda da belirtildi. Bu işlemler tamamlandıktan sonra oluşan, hesaplanan verginin %50'si gecikme faizi yerine YÜF tutarı ve kanun yayınlandığı tarihten sonrası için, yani 18 Mayıs'tan sonrası için de gecikme faizi alınacak. Buna karşı şey yapılan diğer vergi aslınları ve vergi cezaları silinecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda da cezanın %25'i tahsil edilerek, yani %75'lik bir imkan sağlanarak borç yapılandırılmış olacak. Bu imkanla faydalanmış olacak. İncelemeler kanun yayınından sonra tamamlanacağı için ihbarnamenin tebliğine itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunacak. Yani 31 Temmuz'a kadar inceleme tamamlandıysa ve 30 günden az bir süre kaldıysa bu süre 30 güne tamamlanacak. Ama daha sonra tamamlandığını düşündüğümüzde bir ihbarname tebliğine itibaren 30 günlük bir başvuru süresi veriliyor.
Burada da makrama tohumunda bulunan mükellefler hakkında ise incelemenin 2 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. Makrama tohumunda faydalanması için. Mükelleflerimiz zaman zaman çeşitli nedenlerle vergisizlik kanunu kapsamında pişmanlıkla beyanda bulunuyorlar. Pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan bu beyanlar sonucunda da taahhüt edilen vergiler tamamı ödeniyor. Pişmanlık sanımı veya gecikme faizi yerine de YÜF tutarı yine hesaplanarak vergi cezaları, pişmanlık sanımı gecikme faizinden vazgeçiliyor. Bu işte kanun kapsamını en başta anlattığımızda kapsama giren alacaklar, kesinleşmiş alacaklar, ihtilaflı alacaklar, inceleme safhasındaki alacaklar dedikten sonra 5. madde ve devamında matrah ve vergi artırma ilişkin hükümler var. Bu noktada Sayın Osman Kırbaş Bey gerekli açıklamaları yapacak. Sonra ben yine size devam edeceğim. Değerli Oda Başkanlarım, Sayın Vergi Dairesi Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle çok fazla gördükten sonra Cuma günü akşam sizlerin böyle katılım sağlamanız gerçekten çok sevindirici. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Grup başkanımızın aktardığı hususlardan sonra ben sizlere matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve varlık barış adıyla bildiğimiz bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bölümleri aktarmaya çalışacağım. Gerek 6111 sayılı kanunla, sonrasında da 6552 sayılı kanunla aşina olduğumuz matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri, mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, gelir vergisi matrahlarını, kurumlar vergisi matrahlarını artırmaları halinde matrah artırımda bulundukları dönemler ve vergi türleri yönünden inceleme imkanına kavuşabiliyorlar. Aynı şekilde bu mükellefler gelir kurumlar stopajında bazı kalemler için tanımış bu imkan. Bu kalemleri artırarak bunlar yönünden inceleme imkanını sağlayabiliyorlar. Veya KDV yönünden, KDV artırımda bulunarak KDV için herhangi bir şekilde KDV artırımda bulundukları dönemler açısından incelememe imkanına kavuşabiliyorlar. Matrah ve vergi artırımının burada karşılaştığımız 7143 sayılı kanunla karşılaştığımız çok önemli bir özelliği var. 6736 sayılı kanunda mükellef matrah artırımında ve vergi artırımında bulunması halinde vergi tahakkuk ettikten sonra vergiyi ödememiş olsa dahi, tahakkuk eden vergiyi ödemese dahi matrah artırımına yararlanmaya devam ediyordu. Sadece bunun yaptırımı mükellefe 1.40 değil de 2.80 oranında iki kat gecikme zammıyla takibi alıyorduk. Fakat 7143 ile birlikte mükellefin matrah artırım nedeniyle tahakkuk eden vergisini kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi gerekiyor. Yani mükellef peşin ödemeyi seçmişse 30 Eylül'e kadar peşin ödemesini gerçekleştirecek. Taksitlendirmeyi seçtiyse iki taksitini mutlaka ödeyecek. Bir takvim yılı içinde iki taksiti eksik ödeyebilir veya aksatabilir. Fakat vade tarihine kadar hepsini tamamlaması, pardon, son taksit ödeme tarihine itibaren bir ay içinde hepsini tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde matrah artırma şartlarını ihlal etmiş oluyor. Böylelikle matrah artırma yer alma imkanı kalmıyor. Fakat biz ödemediği vergileri de yine gecikme zammıyla, geç ödeme zammıyla birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Matrah artırımındaki oranları gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi yönünden iki kısımda görüyoruz. Gelir vergisi mükellefleri açısından 7 gelir unsurumuz vardı. Bu gelir unsurlarına göre çeşitli asgari artırım tutarları olmakla birlikte oranlarımız her zaman aynı. 2013 yılında %35'ten başlayan oran 2014, 2015, 2016 yılına doğru giderken 5'er puan 5'er puan azalarak %15'e kadar ilerliyor. Mükellefin bilanço esasına göre ticari veya zirai kazancının bilançosuna göre tespit edilmesi veya serbest meslek erbabı olmasına göre asgari artırım tutarları belli oluyor. Veya mükellef işletme hesabı esasına göre kazancını tespit ediyorsa bu oranlar belli oluyor. Burada bir mükelleflerden artırdıkları oranlar, artırdıkları tutarlar üzerinden %20 oranında vergi alıyoruz. Fakat uyumlu mükellef dediğimiz mükellefler %20 değil, %15 oranından vergi ödüyorlar. Buradaki uyumlu mükellef kavramı, bu gelir vergisi kanunu mükellef 120. maddesindeki vergi uyumlu mükelleften biraz daha farklı, daha basitleştirilmiş bir uygulamamız. Başkanımızın da daha önce söylediği gibi mükelleflerin bu %5'lik indirimle yararlanabilmeleri için çok fazla şartı sağlamaları gerekiyor. Beyannamenin ait olduğu yıl önceki 2 yıla ilişkin beyannamelerini zamanında verecek, vergilerini zamanında ödeyecek, sahte ve muhteviyat itibariyle yanlış belge düzenlemeyecek,
yıl sınırı olmaksızın 1000 lira yaşam vergi borcu olmayacak vesaire gibi çok fazla şartımız vardı. Fakat matra artırımında eğer ülkede matra artırımında bulunduğu yıla ilişkin o vergi türü yönünden beyannamesini zamanında vermişler ve vergisini zamanında ödemişse, aynı zamanda yıl sınırı olmaksızın ikinci ve üçüncü maddelerden yararlanmadıysa bu vergi türü yönünden, mükellef %20 değil, %15 oranında vergi ödeyerek matra artırımından yararlanabiliyor. Mesela bir kurumlar vergisi mükellefi 2014 yılı matrağını artırdığında, 2014 yılında kurumlar vergisi beyannamesini zamanında vermişse, taahhüt eden vergisini zamanında ödemişse ve bu vergi türü yönünden de ikinci ve üçüncü madde kapsamında yapılandırmadan yararlanmadıysa, %20 yerine %15 oranında matra artırımından yararlanması mümkün olacak. Kira geliri elde eden mükellefler için, GMS mükellefleri, basit usul değil, basit usul mükellefleri, ücret geri elde edenler, menkul sermaye elde eden mükellefler tamamının ve diğer kazanç verilerinin tamamı için mükelleflerin matra artırımına yararlanmaları mümkün. Tebliğde ayrıntılarını görebileceğiniz gibi asgari artırım tutarları hepsi için ayrı ayrı belirlenmiş. Kazanç türüne göre 1/10, 1/5 oranına göre veya asgari işletme hesabı esasına göre ticari bilanço esasına, ticari kazancını bilanço esasına göre tespit ediyor, bilanço esasına göre defter tutanlara göre ayrı asgari artırım tutarları mevcut. Bunlardan az olmamak üzere mükellefin matrağını artırması gerekiyor. Bir anlamı veren mükellefler açısından da yine asgari artırım tutarlarının altında kalmamak üzere matrağlarını artırmaları mümkün. Kurumlar vergisi mükelleflerinde durum biraz daha basit olarak karşımıza çıkıyor. Oranlarımız yine aynı. %35'ten başlayıp 5'er puan 5'er puan azalarak 2017'ye geldiğinde %15 oranında matrağını artırması gerekiyor. Mükellefin beyan ettiği matrağını artırması gerekiyor. Ama mükellefin bu yıllar için belirlenen artırdığı matrağ tutarının bu yıllar için belirlenen asgari artırım tutarından az olmaması gerekiyor. Yine burada gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi kurum vergisi mükellefleri de eğer şartları sağlıyorlarsa uyumlu mükellef dediğimiz mükellef kıstasların içine giriyorsa %20 değil artırdığı matrağ üzerinden %20 değil %15 oranında vergi ödeyerek matrağ artırımına yararlanabiliyor. Biraz sonra gelir ve kurumlar stopajlarında hangi kalemleri artırabileceğini söyleyeceğiz. Bunlara girmeden önce bir hususumuz daha var. Bu da yatırım indirimi istinası stopajındaki durum. Mükellefler her ne kadar 5479 sayılı kanunla kaldırılmak istenmiş olsa da bir kısım mükellefler, özellikle 2004'ten önce yatırım teşvik belgesi alan mükellefler bu yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım indirimi istinasına yararlanmaya devam ediyorlar. Bu mükellefler yatırım indirimi istinasına yararlandıkları tutarlar üzerinden %19.8 oranında tevkifat ödemektedir. İşte bu mükellefler o %19.8 oranındaki tevkifat nedeniyle herhangi bir şekilde incelemeye tabi olmak istemiyorlarsa bu tutarı, bu %19.8'lik tutarı artırmaları mümkün. Bunu artıran mükelleflerin aynı zamanda bu kazanca ilişkin, bu tevkifata ilişkin matrahlarını da artırmaları gerekiyor. Burada mükellef eğer yatırım indirim istinasına ilişkin matrağını beyan etmişse, vergisini yatırmamışsa, vergisini artırarak yararlanması mümkün. Bunu sadece vergisini artıran mükellefin bu vergiye ilişkin yatırım indirimi tevkifatına ilişkin matrağını beyan etmemiş olması halinde onu da artırması gerekiyor. Daha önceki matra artırma uygulamalarımız da vardı. Mükellefler açısından çok hoş karşılanmayan bir düzenleme. Mükellef eğer herhangi bir yıl için matra artırımında bulunduysa, matra artırımında bulunduğu yıldaki geçmiş yıl zararlarını 2018 ve izleyen yıllarda ancak %50 oranında indirime konabiliyor. 2016 yılında matra artırımında bulunan bir mükellefin o dönemde 200 bin lira geçmiş yıl zararı varsa, o zarar oluştuysa, 2018 yılında bunu matrağında ancak 100 bin liralık kısmını, yani yarısını indirim konusu yapabiliyor. Yine yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuş mükellefler. İşe yeni başlamış olabilir, işi bırakmış olabilir. Kıs dönemde faaliyette bulunan mükellefler de matra artırımında bulunabiliyorlar. Bunlar için bir kolaylık da getirilmiş. Mükellefin 9 ay faaliyette bulunduysa asgari artırım tutarlarını 12/9 olarak dikkate alıp daha düşük bir oranda matra artırması mümkün. Hiç beyanname vermemiş mükellefler, hiç mükellefi tesis ettirmemiş olanlar da matra artırımında bulunabilecektir. Gelir stopaj ve kurumlar stopajları yönünden belirlenen altı kalemde mükelleflerin stopaj tutarlarının artırmaları mümkün. Ücret ödemeleri, serbest meslek ödemeleri, yıllara sahip inşaat olarak işlerine ilişkin ödemeler, kira ödemeleri,
çiftçilere yapılan ödemeler, vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden beyan edilen stopajların 7143 sayılı kanun kapsamında artırılması mümkün. Bu şekilde bir artırımın mükellefiyet sağlayacağı kolaylık ise inceleme yapılmaması olacak. Ücret ödemelerinde mükellef yıllık toplam üzerinden 2003 yılından başlamak üzere %6, %5, %4, %3, %2 olarak beyan ettiği matta artırması gerekiyor. Hiç beyanlam, stopaj kısmında göreceğiz birazdan. Hiç beyanname vermemişse mükellef veya beyanname vermekle birlikte bu stopaj kalemlerine beyannamesinde, muhtasar beyannamesinde yer vermemişse bunlar için farklı düzenlemeler getirilmiş. Ücretlerde eğer mükellef muhtasar beyanname vermişse bu ücretlerine ilişkin olarak kanunda belirtilen oranlarda tevkifat tutarlarının artırması mümkün. Mükellef hiç beyanname vermemişse, muhtasar beyanname vermemişse bunun için ayrıntılı bir düzenleme getirilmiş, nasıl tespit edeceğine dair. Bunu da tevkide görmek mümkün. Serbest meslek ödemeleri için ise serbest meslek ve kira ödemeleri için oranlarımız yine aynı. Mükellef muhtasar beyanname vermişti. Muhtasar beyannamesinde serbest meslek ödemeleri, kira varsa kira ödemelerine yer vermişse yıllara ilişkin olarak belirlenen oranlarda tevkifat tutarlarını artırması mümkün. Burada mükellef herhangi bir şekilde muhtasar beyanname vermemişti veya muhtasar beyanname vermiş olmakla birlikte muhtasar beyannamesinde bu kalemlere yer vermemişti, bu ödemelere yer vermemişti. Serbest meslek kazancında, serbest meslek kazançlarında, ödemelerinde bilanço esasına göre tespitlerin asgari tutarı %15 oranında uygulayarak GMS mükellefleri ise sadece GMS kazancından ibaretse, kira gelirinden ibaretse GMS'yi belirlenen asgari tutarımız var. Ona %15 oranında uygulayarak bu vergileri artırması mümkün. Bir de yıllara sari inşaat alanım işlerine çıkma ödemelerimiz var. Herhangi bir şekilde yıllara sari inşaat alanım işi yapıyorsa bir mükellef, kendisine yapılan ödemelerden %3 oranında tevkifat yapılıyor. İşte bu tevkifatı yapan mükellefler açısından bu verdiği %3'lük tutarı artırma imkanı getirilmiş. Bu konuya girmeden önce yıllara sari inşaat alanım işleriyle ilgili şöyle bir şunu belirtmek gerekir. Yıllara sari inşaat alanım işleri hangi yıl içinde biterse o yıl kazancı oluyor. Dolayısıyla bir mükellef, gelir veya kurum vergisi mükellefi, yıllara sari inşaat olarak işi yapıyorsa, buradan elde ettiği kazancı matrah artırımına konu edebilmesi için bu işinin 2017 veya daha önceki yıllarda bitmiş olması gerekiyor. Yani mükellefler devam eden yıllara sari inşaat olarak, işleri nedeniyle matrah artırımında bulunmaları mümkün değil. Şimdi tevkifat kısmına geçelim. Birden fazla takım yılına sirayet eden inşaat olarak işlerle uğraşanlar, bu işleriyle ilgili yapılan hak ediş ödemelerinden %1 oranında artırım yapabiliyorlar. Yani mükellefin yıllara sari inşaat olan işi tevkifatını yapmış olması ve muhtasar beyannamesinde göstermiş olması gerekiyor. Bu takdirde mükellef o gösterdiği tutarı %1 oranında artırarak bu hak ediş ödemesini %1 oranında uygulayarak, %3 yerine %1 oranında uygulayarak bu düzenlemede yararlanabiliyor. 2013 ve 2017 yıllarına kadar, hani biraz önce saymış olduğumuz tevkifatlarda %6'dan başlayıp o düşen oranlar buluyor. Burada sadece %1 oranı söz konusu. Vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerde stopaj artırım tutarları yine ödeme türüne göre ve yıllara göre farklı olarak belirlenmiş. Zirai mahsup ve hizmetler için çiftçilere yapılan ödemelerde stopaj artırımda yine aynı şekilde borsaya tescil olup olmamasına göre hayvan alımı, onun borsaya tescil edip diğer mahsuller olup olmamasına göre ayrı ayrı oranlar belirlenmiş. Mükellefin tabloda kendi ödemesine hangi oran uyuyorsa onu dikkate alarak vergi artırımında bulunması mümkün. Bir diğer noktada KDV artırımı. KDV artırımında sizleri belki de en çok aklını karıştıran husus, mükellef KDV artırımında bulunduğunda gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunacak mı, bulunmayacak mı? Bunu nasıl belirleyecek? Şimdi her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak mükellef verdikleri beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden %3,5'tan başlayarak 2013 yılı için %3,5, 2014 yılı için %3, 2015 yılı için %2,5, 2016 yılı için %2, 2017 yılı için de %1,5 olmak üzere katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının artırmaları mümkün. Burada mükellef eğer bir nolu KDV beyannamelerinin tamamını vermişse, bu KDV beyannamelerinin tamamında da hesaplanan KDV varsa, bu mükellefler hesaplanan KDV tutarlarını alacaklar. Bu hesaplanan KDV tutarlarını
slaytta yansıtılmış.